Sözleşmede zaten belli alacağını her şeyi alıyor. Ondan sonra sözleşmedeki nakit alacağını aldıktan sonra pazartesi günü gönderiyor. Saat kaç? 14.34. O zaman göndermiş videoları. Bundan önce göndermiş değil. Akabinde de ne yazmış? Bu videoyu savcılığa ve basına veriyorum. İnsan hayatı bu kadar basit değil demiş. Ben de soruyorum, madem bu kadar basit değil, bu tarihe kadar niye bekledim? İlgili kişiyle 3 Aralık 2022 tarihinde alt taşeron olaraktan sözleşme yapmıştık. Daha sonrasında 50 gün sonra yapmış olduğumuz sözleşmenin içeriği gereği olan imalathane kurallarına, usul ve esaslarına ve iş ahlakına daha önceden ikazların yapılmış olmasına rağmen uymayışı ve konu hakkında titizlik göstermeyişi nedeniyle şantiyedeki çalışmasına devam etmeyeceğini kendisine tebliğ ederek 25 Aralık'ta yapmış olduğumuz bir fesih işlemiyle kendisine tebliğ ettik. Akabinde oğlunun bu durumu düzeltmek için şirketimizden bir şans istemesi ve çalışma hevesinde olmasından dolayı 1 Şubat 2022 tarihinde ayrı bir sözleşme ile devam ettirilmiş ve ilgili kişinin tamamen şantiyemizden bu haberleri yapan kişinin tamamen şantiyemizden ayrılması istenmiştir. Bu olaydan 35 gün sonra yani 6 Mart 2023 tarihinden bu haftanın pazartesi gününden bahsediyorum. Oğluyla da olan sözleşmemizi oğlunun talebi üzerine feshettik. Ve bu fesih işleminden sonra her iki tarafın da bizden olan alacakların hepsi nakit olaraktan ödenerek tamamen aramızdaki ilişki, ticari ilişki sonlandırılmıştır. Şimdi 6 Mart Pazartesi günü tarihine gelip oradan size detaylı bir şekilde neler yaşadığımızı anlatmak istiyorum. Biz 6 Mart tarihinde Pazartesi günü sözleşmemizi feshettikten sonra öğlenden sonra saat 2 sularında Sadık Şengül tarafından benim WhatsApp'ıma 2 adet video paylaşıldı. Bu imalatın, bu videoların yapıldığı tarih 4 Şubat tarihi. 4 Şubat'ta sözleşmesi de devam ediyorken, işi de kendisi de yapıyorken böyle bir çekimi ne amaçla yaptığı, yapacağını benim aklım almadı yani. Ve bu işin arkasında bir art niyet olduğunu sezinlediğimden dolayı hiçbir şekilde ne mesajlarına ne videolarına hiçbir cevap vermedim. Tamamen kötü niyet ile kendi sözleşme süresi içinde kasıtlı kusurlu imalat yapan bu şahıs 2 ay hiçbir kimseye bu konuyla alakalı bir şey söylememiş, paylaşmamış, kamuoyuna bildirmemiş. Sözleşmenin komple bittiği gün bu videoları bizlerle paylaşmıştır. Kasıtlı kusurlu imalat yapma gayesini sezdiğimiz bu kişinin şirketimizden ve akabinde yapı denetim firmasından menfaat sağlama talepleri olmuş, bizim dik duruşumuzun korunması sebebiyle de tarihlerini arttırarak şirketimizi karalama, küçük düşürmeye yönelik kamuoyunda ciddi bir algı oluşturmaya başlamıştır. Gerçekten kamuoyu ile paylaştığı gibi deprem ve yapı sağlamlığı ile ilgili endişesi bulunsaydı fotoğraflar ve videoları neden 2 ay önce bu olay cereyan ettiğinde paylaşmadı? Neden o zaman gün yüzüne çıkarmadı bunları? Neden sözleşmesinin feshedildiği gün bizimle paylaştı da ve akabinde kamuoyuyla bunları paylaştı? Neden 2 ay bekledi? Gazetelerde verdiği röportajlarda der ki C4 sınıfı yerine C1 sınıfı beton döküldüğünü iddia ediyor. Bu tip ifadeleri var. Sonrasında da 40 yıllık inşaat işinde yer aldığını belirtiyor. Şimdi öncelikle şunu belirtmek isteriz ki C4 sınıfı ve C1 sınıfı diye herhangi bir beton sınıfı bulunmamaktadır. Ayrıca firmamız Günel Yapı, Türkiye'nin ve dünyanın lideri olan su katılması veya projeye uygun olmayan sınıf beton dökümü mümkün olmadığı gibi yeni yapı denetim sistemi bu iftiraları tamamen önleyici şekilde çalışmaktadır. Yanında çalışan kişilerle toplanıp gittiğini ifade eden bu şahıs halen daha tahrik ve şantajlarına devam etmekte, şantiyemizden malzemelerini halen de almamıştır. Yaşanılan bu olay
dışarıdan göründüğü kadar masumane olmayıp iyi planlanmış ve kurgusu iyi hazırlanmış pis bir oyundur. Amaç şirketimizi karalamak, en azından kamuoyunda kafalarda şirketimiz ve projelerimizle ilgili şüphe uyandırmaya yönelik bir eylemdir. Bu şahısla ilgili gerekli yasal işlemlerimizi firma avukatımız Sayın Ömer Faruk Yıldırım Bey zaten başlatmıştır. Ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Temelimizin taşını atıyoruz. Bizim patronlar o kadar cimri ki bunun üstüne ızgara demir gelmesi gerekirken adamlar ayarladılar. Kapı denetimi nasıl ayarladılar bilmiyorum ama kirişlerin haline bak. Toprak dolu. Bizim patronu işte böyle. Patron. Kirişler toprak dolu. Üstüne metul döküyoruz. Her taraf toprak dolu. Hadi hayırlısı inşallah. Herkese hayırlı işler. Bol kazançlar. İşte ilk verilen noktalar yanlış verildi. Nursan buldu değil mi? Yanlış. O olduğunu zaten öldü ya. Bu sefer daha da. Komple topraklı bu. Altı komple toprak. Normalde beton olması lazım. Burada 23 tane daire yapılacak. 23 tane daire 2-3 kişiden otursun. 150 kişinin hayatı yani. Biz bunları uyardık da